ekmeklerimiz. Evet, merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ekmek yapacağız. Çünkü bütün herkes Instagram'da artık ekmek yapmaya başladı. Ben o ekmek yapanların sadece bir kereye mahsus ekmek yaptığını düşünüyorum. Çünkü açma yasağından sonra bütün herkes marketlere, bakkallara son 2 saatte ekmek almaya gittiler. Ben de ilk kez deneyeceğim ekmek yapmayı. Nasıl olacak bilmiyorum. Buradan fırıncı kardeşlerimden öncelikle evde ekmek yapmaya çalıştığım için özür diliyorum. Umarım güzel ekmek olacak. Devamı gelir mi? Hiç sanmıyorum. Bir kereye mahsus. YouTube'da prim kasmak için yapıyorum şu an bu videoyu. Instagram'da insanların yaptığı gibi. Bakalım nasıl olacak? Ben de bilmiyorum. Evet, ekmek yapmak için şu an malzemelerimizi gösteriyorum size. Un 2 yemek kaşığı maya, tuz 2 tatlı kaşığı, şeker de 1 yemek kaşığı ve ılık su. 150 milim ılık su. Ardından 2 yemek kaşığına tekabül eden 2 paket mayamızı içine döküyoruz. Dediğim gibi fırıncı kardeşlerimden özür diliyorum bu işe kalkıştığım için. Onlar en iyisini yapar ama maalesef dışarı çıkmadığımız için evde yapmak zorundayız. Aynı zamanda YouTube'da izlenme kasmamız gerekiyor. Lütfen temiz iş yapalım mutfakta. Sonra evdeki diğer yaşayanlar size kızmasın. 350 milimlik suyumuza kattığımız mayanın üstüne şimdi 1 yemek kaşığı şekerimizi katıyoruz. Şimdi mayamızı karıştırıyoruz. Sonra ardından 8-10 dakika bekliyoruz ki mayamız aktifleşsin. Bu detayları dikkat edelim. 8-10 dakika beklettik mayamızı. 4 su bardağı unumuzu koyuyoruz. Bununla birlikte 4 oluyor. 4 su bardağı unumuzu böyle bir şeye koyduktan sonra unumuzun ortasını çukur yapıyoruz. Bu çukura da mayamızı dökeceğiz. Ekmek yapmak ilk tecrübem. Eğer yanlış yapıyorsam lütfen yorumlarda belirtip videoyu beğenin. Şimdi çukurumuzu yaptık. Mayamızı içine döküyoruz. Ortasına, çukura doğru döküyoruz. Mayamızı çukurun ortasına döktük. Hamur kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. Evet, tuzumuzu koymayı da unutmayalım. Ben unuttum. Sonradan koydum tuzumuzu hemen. Evet, bakkaldan almak gerçekten daha kolaymış. Yoğurma işi biraz zor. Evet, şimdi hamurumuzu bu tencereye aldım ben. Bu biraz daha üstünü kapatamadığım için. 10 dakika yoğurdum. Hamur şu hale geldi. Hamuru bu tencerede üstünü kapatıp bir 40 dakika bekleteceğim. Hamurumuzu 40 dakika bekletmeye alıyoruz. Önce üstünü kapattım tencerenin kapakla. Ardından kağıt havluyla kapattım 3-4 kat. Çünkü bunu kapatacak bez bulamadım. Evet, şimdi 40 dakika beklettiğimiz hamurumuzu koyacağımız plastiği biraz unlamamız gerekiyor ki yapışmasın. Hamurumuzu da alırken biraz elimizi ıslatmamız gerekiyor. Hamurun kenarlarından alacağız. Hava yapmış, şişmiş. O havasını indiriyoruz elimizle, etrafından alıp suyla, hafif su yardımıyla. Şimdi yuvarlak yaptığımız hamurumuzu unladığımız bıçağımızla 8 parçaya böleceğiz. Kestikten sonra tekrar unluyoruz hamurumuzu. Evet, şimdi 8 parçaya böldük. 8 parçaya böldüğümüz hamurumuzu şöyle unsuz tarafları unlu taraflarla iç içe geçiriyoruz. Tamamen hepsini birbirine karıştırıyoruz. Şöyle yuvarlak bir beze yapıyoruz. Elimizin unlu olması çok önemli. Daha önce yaptım mı? Yok. Lezzetli olması için bu taktikleri size söylüyorum. Tecrübelerim sıfır bu konuda. Bunu yaparken size bir arya söyleyeyim. Kimsin ben? Bez haline getirdiğimiz hamurlara ekmek şeklimizi vereceğiz. Kenarlardan böyle böyle şekil vereceğiz. Sıkıştıra sıkıştıra. Ortası biraz daha şişik olacak. Yanları doğru inceleyecek. Sizce ekmeğe benzedi mi? Yorumlara yazın. Bir parça ekmeğimizi koyduk tepsiye. Önce kesik atıyoruz. Ardından tepsi mayalanması için 15-20 dakika nemli havlunun üstüne kapatıp bekletiyoruz. Mayalanmasını beklettiğimiz hamurlarımızı şimdi fırına atacağız. Fırınımıza önceden açtık 230 derecede. Yoğurt süreceğiz. Ardından bir 10-15 dakikadır açık olan fırınımıza koyacağız. Fırınımıza alt katına da su koyduk. Yanmayacak bir borcamın içinde ki buharla ekmekler daha da yumuşak olsun. Evet, şimdi ekmeklerimizi fırına koyduk. Üstünü yoğurtladık. Fırınımızı önceden açtık. Suyu koyduk fırının
alt katına su buharıyla ekmek daha da yumuşak olacak. Ekmeğimizi pişiriyoruz 20-25 dakika arası. Ardından afiyetle bu ekmekleri ailecek yiyeceğiz. Ekmeklerimizi fırına verdik, bir 20-25 dakika bekleyeceğiz. Biz de balkonda bir soluklanalım dedik. Sokağa çıkma yasağı var yine. 18 Nisan'dayız. Şimdi birazdan belki fırıncılar da geçer. Sokağa çıkma yasağında fırına gitmek serbest. Ayrıca fırıncılar da ekmekleri arabayla getiriyorlar buraya. Korna basıyorlar. Kornayı yakalarsan balkondan işte camdan mamdan ekmekleri veriyorlar. Ne kadar sessiz değil mi, görüyorsunuz. Kuş sesleri var sadece. Sanki bir ormanda oturuyormuşuz gibi. Halbuki şehrin tam ortasındayız. Şu an pişti ekmeklerimiz. İşte ekmeklerimizin son hali bu. Evet, ekmeğimizi yaptık. Biraz üstüne yoğurt koyduğumuz için böyle siyah oldu, yanmış galiba. Ama koymaya da biliriz. Bakın sesi duyacaksınız. Çıtır çıtır olmuş. Bu çıtır sesini duydunuz mu? Tadına bakalım şimdi nasıl olmuş. Çok güzel. Bakkaldaki ekmekler kadar hafif değil. Ya dolu 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 bir ekmek. Yani o ekmek birse bu yarısı o kadar ekmek eder. Toplayın ne yapar? Sıfırı da sildiniz. 40 yapar. Çok güzel olmuş. Biraz tuzu fazla kaçmış sanki. Güzel. Evet, şu ekmeğin tadına bakar mısınız? Ekmek yeni çıktı fırından. Dokunamam, bakamam. Biraz sert ama güzel. Sert mi? Yumuşacık ekmek ya. Senin dişlerin sağlam. Bir tadına bak bakalım. Nasıl olmuş ekmek? Evet, güzel olmuş ama birazcık tuzlu. Ben beğendim. Tadına bakalım nasıl olmuş? Güzel olmuş, harika. Çok beğendim.